EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emekli olurken başvuruda bulunup da henüz emekli aylığı bağlanmayanlar da var. Bu da milyonların akıllarına soru işareti düşürdü. Uzmanlar henüz emekli maaşı bağlanmayan EYT'lilere uyarılarda bulundu. Kimi aylarca, kimi yıllarca bekledi emekli olacağı günü. Milyonlarca EYT'li başvuru yaptı yapmasına, fakat üzerinden aylar geçmesine rağmen çoğu kişi red yanıtıyla karşılaştı. Uzmanlar maaşını alamayanlara uyarılarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında başvuru yapanların sayısı 2 milyonu geçti. Ancak Mart'ta başvuru yapıp hala aylıkları bağlanmayan vatandaşlar var. Bunların başlıca sebepleri ise gün eksikliği, prim borcu varken başvurmaları, işten çıkış yapmadan başvuru yapmak, statü değişikliği, yıl ve yaş şartını doldurmamak geliyor. En önemli sorunlardan bir tanesi şu, gün eksikliği. Yani kişi E-Devleti'nden bakıyor ve günün yeterli olduğunu görüyor. Oysa ay içerisinde giriş çıkış olduğu zaman, diyelim ayın ortasında siz 15 gün bir iş yerinde çalıştınız, gittiniz 16 günde diğer iş yerinde çalıştınız. Diyelim topladığınız zaman 31 gün ediyor. E-Devlet de bu şekilde görüyorsunuz ama sosyal güvenlik sisteminde bir ay kavramı tam çalışmışsanız en fazla 30 gün kabul ediliyor. Dolayısıyla bunlar düşülüyor. Özellikle Bağkurlar için bu geçerli. Prim borcu varken başvurduğunuz zaman. Sigortalıların prim borcu diye bir şey olmaz. Şundan dolayı sigortalılarda ödeme yükümlüsü işveren olduğu için işverenin borcu olsa dahi sigortalıları etkilemez. Bağkur borcunuz varsa bu borcu ödemeden başvurmuşsanız reddedilir. Üçüncü neden, kişi emekli olacaksa mutlaka ve mutlaka işten çıkış yapılması gerekiyor. Yıl ve yaş şartını doldurmadan. Şimdi EYT'de yaş şartı kalkmıştı ama zımmen şöyle bir şart var. 18 yaşına itibaren 20 yılı doldurmanız gerekiyor kadınsanız. Her hal ve koşulda EYT'li de olsanız. Yani 38 yaşını doldurmanız gerekiyor. Erkekseniz 18 yaşına 25 yıl eklemeniz gerekiyor. Yani en az 43 yaşını doldurmanız gerekiyor. EYT başvurusu yapıp ancak hala maaşlarını alamayan vatandaşların sorunu belirlemesi için en yakın sosyal güvenlik kurumuna gitmesi gerekiyor. Devlet üzerinde çalışma hayatına girdikleri zaman borçlarını da sorgulayabiliyor. Prim günü eksikliğini de sorgulayabiliyor ama dediğim gibi yine E-Devlet üzerinde veriler %100 doğru olmadığı için, %100'e yakın bir doğruluk olmadığı için sigortalının eğer durumunda bir karışıklık varsa ilgili sosyal güvenlik merkezine gidip bir sormasını da tavsiye ederiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu CHP'nin İstanbul adayını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olup olmayacağı soruldu. Kılıçdaroğlu, bir insan bir görevde başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ile ilgili soruya ise Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrılsın, neden gücünü bölsün, kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var dedi. Size nezaketsizlik yapıldığını düşünüyor musunuz sorusuna ise Kılıçdaroğlu, asla böyle düşünmedim, düşünmem de, kimseye de özel bir kırgınlığım yok yanıtını verdi.